arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch 3.0 kullanarak balık avlama oyunu yapacağız. İlk önce oyunumuzu çalıştıralım ve neler yapacağımızı görelim. Yeşil bayrak tıklandığında oyunumuz başlıyor. Ve gördüğünüz gibi her yeşil bayrak tıklandığında, yani her oyun yeniden başladığında ne yapıyor? Farklı balıklar ekrana geliyor. Ve boyutları da birbirinden farklı geliyor arkadaşlar. Bir de aynı zamanda dikkat edersek her zaman farklı yönlere hareket ederek başlıyor. Yani 3 tane noktaya dikkat edeceğiz. 1. Kostüm kılığı, 2. Yönü, 3 de boyut olacak. Bunun dışında balıklara tıkladığımda ne yapıyor arkadaşlar? 1. Yeme sesi çıkartıyor. 2. Balık gizleniyor. 3. Puanımız artıyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da balığımız daha sonra belli bir süre geçtikten sonra rastgele bir ortamda tekrardan ortaya çıkıyor. Ve yine rastgele yön, rastgele kılık ve rastgele boyutta ortaya çıkıyor. Şimdi bu anlattıklarımıza dikkat ederek oyunumuzu en baştan yapalım. Oyunu küçültüyorum. Dosyadan yeni diyerek temiz bir sayfa açıyorum. Şimdi kedi kuklamı siliyorum arkadaşlar. Çünkü kediyi kullanmayacağım. Burada değişken var. Bunu da siliyorum. Kullanmayacağım. Şimdi ne yapalım? İlk önce dekorlara geliyorum. Bir dekor seçiyorum. Ve buradan su altını seçiyorum. Su altında 2 tane dekorum var. Bir tanesini seçebilirsiniz. Dekoru seçtikten sonra artık kuklamızı ekleyebiliriz. Bir kukla seçiyorum. Hayvanlara geliyorum. Hayvanlardan da fish, yani balık kuklasını ekliyorum. Tabi bu tek bir balık olarak eklendi ama arka planda 4 tane kostümü var. Biz de bu kostümler arasında değişiklik yapacağız. Tabi yeni kostüm ekleyebilirsiniz. Şu an kostümlerin içerisindeyim. Bir kostüm seç diyorum. Yine hayvanlara geliyorum. Buradan istediğiniz kostümü ekleyebilirsiniz. Yine kurbağa, ahtapot gibi eklemeler yapabilirsiniz. Evet, bir tane ahtapot ekledim. Bir tane daha ekleyelim. Buraya istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunda sorun yok. Tabii hayvanlar içerisinde daha rahat bulabiliriz. Hemen şöyle bakalım, işe yarar bir şey. Örneğin bir tane köpek balığı ekleyebiliriz. Şimdi toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kuklamız oldu. Yani kostümümüz oldu. Ne yapacağız? Biraz sonra kostüm değişikliği yaparken rastgele belirleyeceğiz. 1 ile 6 arasında rastgele bir sayı seçleyeceğiz. Tabi burada 6'dan fazla olursa, örneğin 1-2 tane daha eklediniz, 8 tane oldu. Ne yapacaksınız? 1 ile 8 arasında diyeceksiniz. Şimdi koda geliyorum. Ve buradan ilk önce olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Yeşil bayrak tıklandığında ne yapacak? Bir puanımız vardı, onu belirlesin. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. İsmini de puan olarak yazıyorum. Evet, puan değişkenimiz oluştu. Artık buradaki puana çift tıklayarak ne yapabiliriz? Görünümünü değiştirebiliriz. Veya sağ tuş yaparak da görünümünü değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet, puanımızın görüntüsü bu şekilde dursun. Şimdi bildiğiniz gibi oyunlar ilk başladığında puan 0 olarak başlar. Biz de ne yapacağız? Değişkenler içerisindeyiz. Buradaki renklere dikkat edelim. Şu an turuncu renkteyiz arkadaşlar. Puanı 0 yap diyorum. Tabi burada birden çok değişken olsa, örneğin deneme diye bir tane daha değişken ekledim. Deneme gördüğünüz gibi hemen geldi. Tabi buradan da değiştirebiliriz. Yani ok işaretine tıklayarak istediğiniz değişkeni seçebilirsiniz. Denemeyi siliyorum, şimdi kullanmayacağız. Bir tane puan yeterli. Puanımızı 0 yaptık. Ardından arkadaşlar bizim balıklarımız ters yüzmüyordu. Yani şöyle bakacak olursak, örneğin yönünü hemen değiştirelim buradan. Yani balığımız hiçbir zaman bu şekilde yüzmüyordu. Biz de ne yapacağız o yüzden? Ters dönmemesi için sadece sağa ve sola dönebilsin diye değiştireceğiz yönünü. Nasıl yapıyorduk? Hareketlere geliyoruz. Buradan dönüş stilini sağ sol yap olarak değiştiriyorum. Evet, artık dönüş stili hiçbir zaman bu şekilde olmayacak. Düz bir şekilde duracak. Şimdi arkadaşlar dönüş stilini ayarladık. Dedik ki rastgele boyutta geliyor. Rastgele kılıkta geliyor. Rastgele yönünü ayarlıyor dedik. Hemen onları ayarlayalım. Bu söylediklerimizin hepsi arkadaşlar neredeyse görünüm içerisinde. Görünüme geliyorum. Buradan bir boyutunu ayarlayalım. Boyutunu %100 yap diyor. Tabi boyutu %100 olmasın arkadaşlar. Ne olsun? Operatörlere geliyorum. Rastgele bir sayı seçiyorum. Tabi ne yapabiliriz? Buraya istediğim sayıları yazabiliriz. Ben 10 ile 100 arasında diye değiştiriyorum. Artık boyutumuz gördüğünüz gibi %10 ile %100 arasında değişiklik oluyor. Bunları değiştirebilirsiniz. Yani 50 ile 100 arası, %200 arası gibi yapabilirsiniz. Ekranımız küçük olduğu için daha da büyük yapmak istemiyorum. Evet, boyutunu ayarladık. Şimdi gelelim tekrardan görünüme. Burada kılığına geç diyor. Geldim kılığa. Hangi kılığa geçecek? Kostümlerden rastgele bir kılık. Yani 1 ile 6 arasında bir kılık seçebiliriz. Kopyasını çıkartıyorum. Şöyle arkadaşlar dikkat edelim. Üzerine geldiğimizde beyaz bir şerit oluşuyor. O şerit oluştuğunda bırakabiliriz. Hemen 1 ile 6 arasında diyerek kostümlerimi de belirtiyorum. Tıklıyorum yeşil bayrağıma. Ne yapıyor arkadaşlar? Rastgele boyutta, rastgele kılıkta ekrana geliyor. Hemen bir de yönünü, yani biz hareket ederken ne yapacağız? 10 adım git, 5 adım git diyeceğiz. O yüzden de yönü önemli. Harekete geliyorum. Hareketle ilgili açık mavide. Geldik buraya. Yönel var arkadaşlar. 90 yönüne yönel diyor. Tabi bunu da yine kopyalıyorum burayı. Kopyasını çıkart diyorum. Yapıştırıyorum. Ne olsun arkadaşlar? Hatta şöyle bir bakalım ilk önce. Kaçla kaç arası yazabiliriz? Şöyle arkadaşlar en yüksek 180 var. En düşük de şöyle düşünürsek burası eksi 180 yerine de geçebilir. Yani biz de ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 180 ile artı 180 arası diye aralık belirleyeceğiz. Eksi 180 artı 180. Evet, rastgele bir yönde oyunumuza girecek. Rastgele boyutta ve rastgele kılıkta oyuna dahil olacaklar. Daha sonra balığımız ne yapıyor? Yüzüyor arkadaşlar. Onu nasıl yapıyor? Sürekli yapıyor. Sürekli tekrarla diyorum. Kontrol altından aldım. Sürekli ne yapacak? Hareket altına geliyorum. Adım at. Hızlı olmaması için 2 adım olarak değiştiriyorum. 2 adım atsın bakalım. Şöyle balığımız yüzüyor gördüğünüz gibi. Ve kenara geldiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Orada kalıyor. Tekrardan ters yöne gitmiyor. Bunu nasıl sağlıyorduk? Yine hareket altından kenara geldiyse sekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ters yöne hareketini sağlıyor. Evet, balığımız ters yönde hareketini sağladı. Şimdi artık ne var arkadaşlar? Balığın üzerine tıkladığımızda yapacak olan işlemler var. Hemen ona gelelim. Ne yapacağız ilk önce? Olaylara geleceğiz. Bu kukla tıklandığında diyeceğiz. Artık buradaki kukla üzerine tıkladığımızda ne yapacaksa bu blok altına yazabiliriz. İlk olarak kendisini gizliyor. Görünüme geliyorum. Gizle diyorum. Yani artık balığa tıkladığımda kendisi görünmeyecek ama arka planda hala olacak. Biz de orada işlemlerimize devam edeceğiz. Ne yapacak artı? Tıkladığımızda bir ses çıkartıyordu. Hemen ona gelelim. Üst tarafta kostümlerin hemen sağında sesler var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bunun içinde 2 tane ses var. Ama bu sesler benim işime yaramayacak. Gidiyorum alt tarafa. Bir ses seç diyorum. Etkilere geliyorum. Ve bite. Yani ısırma sesini alıyorum. Daha sonra kod bölümüne geri geliyorum. Buradan da sesler bölümünden sesini başlat diyorum. Ne yapacak artık? Tıkladığımızda kendisini gizleyecek ve ısırma sesini çıkartacak. Daha sonra belli bir süre bekleyecek ki biz ne yapacağız? İşlemlerimizi orada yapacağız. Kontrole geliyorum. 1 saniye bekle diyorum. Burayı değiştirebilirsiniz. Ben hemen çıksın diye 1 saniye olarak tutuyorum. 1 saniye bekleyecek. Daha sonra ne yapacak? Rastgele kılıkta, rastgele boyutta ve rastgele yönde oyuna dahil olacak. Yani şurada en başta yaptığımız işlemler arkadaşlar. Kopyasını çıkart diyorum. Sürekli tekrarlayı siliyorum. Şu 3 tane bloğu altına ekliyorum. Evet, ne yaptı arkadaşlar? Tıkladık. Kendini gizledi. Ses çıkarttı. Belli bir süre bekledikten sonra ne yaptı? Ayarlamalarını yaptı. Tabi bu arada puanı arttırmayı da unutmayalım. Değişkenlere geliyorum. Puanı 0 yapmıştık. Şimdi de puanımızı 1 kadar değiştireceğiz. Hemen geliyorum. Şu 1 saniye beklemenin öncesine ekliyorum. Artık tıkladığında ses çıkartacak. Puanımızı 1 arttıracak. Ve belli ayarları yaptıktan sonra ne yapması gerekiyor? Tekrardan görünür hale gelmesi gerekiyor. Biz de görünüme geliyoruz. Göster diyoruz. Evet arkadaşlar, kodlarımız bu kadar. Şimdi ne yapalım? Tıklıyorum yeşil bayrağı. Gördüğünüz gibi rastgele bir balık. Kenardan sekiyor. Üzerine tıkladım. Yeme sesi geldi. Bu şekilde puanımız da 3 oldu arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi tek bir balıkta oyunumuz sıkıcı oluyor. Biz ne yapacağız? Alt taraftan kuklaya geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar balığı kopyalayabilirsiniz. En başta tek bir balığa kodumuzu yazdık. Artık kopyalayınca bütün balıkların altında kodlar hazır olarak geliyor. 10 tane balık yapabiliriz. Burada balıkların aynı olmasına dikkat etmeyin arkadaşlar. Sonuçta yeşil bayrak tıklandığında hepsi birbirinden farklı. Tam ekran yapıyorum şimdi. Tıklıyoruz yeşil bayrağı. Gördüğünüz gibi her bir defasında farklı balıkları ekrana getiriyor. Şimdi şöyle üzerine tıklayarak ne yaparız artık? Yiyerek puanımızı toplayabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde sonuca ulaştı. En başta oyunumuzun aynısını tamamladık. Şimdi sıra sizde. Siz de kodlara dikkat ederek en başta oyununuzu yapabilirsiniz. Burada balıkları değiştirebilirsiniz. Arka planı değiştirebilirsiniz. Boyuttaki kodları değiştirebilirsiniz. Yani kendinize ait bazı yerleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. İyi çalışmalar.